Çocuklar merhabalar. Biyoloji soru çözümlerine birlikte bakalım. Demiş ki, meva örgü örmeyi ilk öğrendiğinde ilmekleri dikkatlice oluşturmuştur. Bir süre sonra düşünmeden otomatik olarak ilmekleri oluşturmaya başlıyor. Örgünün belirli bir bölgesinde hata yaptığını fark edince de hatasını tekrardan düzeltiyor. Şimdi bu mevanın yaptıklarına baktığımız zaman arkadaşlar, örgü örmeyi öğrenmesi aşamasında beyin kabuğu görev alır. Yani burada bir öğrenme süreci vardır. O zaman bu doğrudur. Otomatik olarak örgü örmeyi omuriliğin kontrolündedir. Bakın artık bir süre sonra alışkanlığa dönüşmüş. Bu da doğru. Tekrardan hata yapıp kendini düzeltmeye çalışıyorsa bu tekrardan öğrenmeye dayalı bir durum olmasından dolayı burada cevabın 1, 2, 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Peki 19. soruya baktığımız zaman demiş ki sinapslardaki iletim ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Burada baktığımız zaman arkadaşlar, kimyasal olarak gerçekleşir. Evet, bu olay bir hormon aldı. Bundan dolayı da kimyasal olarak gerçekleşir dememiz doğrudur. Sinir hücresindeki impuls iletimine göre daha hızlı, yanlış. Elektriksel ileti dediğimiz bir nöron boyunca gerçekleşen ileti daha hızlıdır. Bu yanlış kabul ediyoruz. Sinapsa ulaşan her impuls sinapsın bağlantılı olduğu bütün sinir hücrelerine geçmez. Burada bir seçici dirençlik olması lazım. Yani sen bir etkiye tüm vücudunla tepki vermezsin. Bundan dolayı cevabımız Adana olması gerekiyor arkadaşlar. Peki 20. soru. İnsanda çevreden gelen uyarıların alınması ve bu uyarılara tepki oluşturulması sürecinde hangi sıraya göre görev alması gerekiyor diyor. Bakın öncelikli olarak reseptörle algı oluşturulması lazımdı. Sonra duyu nöronu, ara nöronu, motor nöronu. Yazmamış, yazsaydı bir de efektörü ekleyecektik. O zaman sıralamamız 1, 3, 4, 2 şeklinde olması lazım. Yani cevabın Bursa olması gerekiyor. Peki bir diğer soru. İmpulsların tüm vücuda iletilmeyip sadece ilgi tepki organına iletilmesini sağlayan durum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakın burada bir seçici dirençlik olması gerekiyor. Yani tüm vücuduna tepki vermemen lazım. Eşik değerin altındaki uyarıların impuls oluşturmaması, buna yakından uzaktan alakası yok. Çapraz yapması. Ha, bak Ceyhan'da ben buradayım diyor. Cevabımız Ceyhan olması lazım. Çünkü bu tamamıyla seçici dirençlikle alakalı bir durumdur. 22. soru. İnsanda gerçekleşen bazı refleksler ve gerçekleştiği kısımlar verilmiş. Diz kapağı refleksinin kontrolü omurilikte. Yeni doğan bebekte emme refleksi omuriliktedir. Bunlar doğuştan gelen reflekstir. Göz bebeğinin ışıkta küçülmesi, karanlıkta büyümesi görme ile ilgili bir refleks orta beyindedir. İğne batırılan elin aniden çekilmesi yine omuriliktedir ama öksürme ve hapşırma dediğimiz olay omurilik soğanının kontrolünde olduğu için cevabın Edirne olması gerekiyor. 23. soru bir hormon sorusu. ADH. Hatırlayın, suyun geri emilimini sağlıyordu böbreklerden. Hangisi doğrudur demiş. Salgısının artması durumunda idrar miktarı azalır ama idrar yoğunluğu artar. Yani sen suyun geri emilimini böbreklerden kana doğru daha fazla yaparsan idrar kesesine daha az su yollarsın. Buna bağlı olarak da idrarın yoğunluğu da artar arkadaşlar. Yani bu doğrudur. Hipotalamusta üretilip hipofiz bezinin arka lobuna taşınır. Evet, hipotalamus tarafından üretiliyor. Hipofiz bezinin arka tarafına doğru taşınıp ne yapıyor? Oradan salgılanacak. Üçüncüde ise kanın ozmotik basıncı artarsa ADH salgısı artar. Kanın ozmotik basıncının artması kanın yoğunluğunun artmasıdır. Yani suya ihtiyaç duyduğunu gösterir ve ADH salgısı artacağı için cevabın Edirne olması gerekiyor. 24. soruya baktığımız zaman merkezi sinir sistemine ait bölümler ve bu bölümlerin görevleriyle ilgili aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir demiş. Talamus koku duyusu haricinde duyu organlarından gelen impulsların sınıflandırıldığı yerdir ya da sağlar. Doğru söylemiş. Beyincik çizgili kasların düzenli çalışması yani bir dengeden bahsediyor. Doğru. Açlık ve tokluk hislerinin oluşmasını sağlayan hipotalamus.
Susama, idrar oluşumu, elektrolit dengesinin sağlanması da hipotalamusla ilgili olduğu için orta beyin değildir. Cevap Denizli'de kalır çocuklar. 25. soru. Aşağıdaki şekilde omuriliğin yapısı gösteriliyor. Hatırlayın, burada bir çapraz ileti de olabilir dedik. Şunlar birer refleks yayıdır arkadaşlar. Bununla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Y bölgesi ak madde, X bölgesi boz maddeyi gösterir. Evet, iç taraf bir kelebek şeklindeydi. Kanatlarını açmış bir kelebek şeklinde olan kısım neydi arkadaşlar? Boz. Şurası ise ak. O zaman bu doğru. Sol ayağına iğne batan. Bakın burada yönler çok önemli. Şu taraf. Bakın. Soldur. Şurası ise sağdır. Tam tersini düşüneceğiz. Kendimiz deymiş gibi. Sol ayağına iğne batıran bireyin sol ayağını çekmesi sırasıyla P, R, S yolunu izler. Doğru söylemiş. Peki C şıkkında ne demiş? M ve S nöronlarının işlevini kaybetmesi durumunda reseptörlerden gelen uyartı omuriliğe iletilemez. Bakın M ve S burada motor nöronlarıdır. İletiyi getiren ise duyu nöronları. Yani burada K ve P'dir. Ondan dolayı da uyartı omuriliğe iletilemez. Lafı yanlış olur arkadaşlar. Cevap Ceyhan'da kalır. Kolay gelsin çocuklar.